Bugün 9. sınıf fizik etkinliklerinden bir tanesiyle karşınızdayız. Bugün yapacağımız etkinlik yüzey gerilimi ve yüzey gerilimini etkileyen faktörlerle ilgili olacak. Aslında çok klasik bir deney, ataşlarla yapacağımız bir deney arkadaşlar. Gerekli olan malzemeleri şöyle bir sıralarsak, 4 adet 400 mililitrelik BHR ihtiyacımız var. Bunların yaklaşık 4'te 3'ünü suyla doldurduk, normal musluk suyla doldurduk. Sodyum klorür yemek tuzumuz var. Deterjan kullanıyoruz, bulaşık deterjanı. Çatal, bu ataşları içerisine koymak için kullanacağız. Tatlı kaşığı, termometre, 4 adet, daha fazla da kullanabilirsiniz, ataş kullanacağız. Bunları su yüzeyinde yüzdürmeye çalışacağız. Beherlerimizden bir tanesini ısıtarak deneyeceğiz. O yüzden ısıtma işlemi gerçekleştirmek için bünzen beki ve saç ayağımız var. Burada yapacağımız işlem arkadaşlar, ataşlarımızı su üstünde yüzdürmeye çalışacağız. Tuzlu su karıştıracağımız, deterjan karıştıracağımız ve ısıtacağımız beherlerimiz olacak. Bunlardan ataşların durumlarını kontrol etmeye çalışacağız. Yüzey gerilimini etkileyen faktörleri tek tek incelemeye çalışacağız. Evet arkadaşlar, şu anda yapacağımız işlem normal musluk suyu koyduğumuz beherimizin içerisine hazırlamış olduğumuz ataşlardan yerleştirmeye çalışacağız. Ataşımız burada hazır. Biz her ihtimale karşı daha rahat çalışabilmek için çatalımızı şöyle büktük, içerisine yerleştirme açısından kolaylık olsun diye. Normalde toplu iğne ya da metal atacı su üstünde yüzdürebiliriz. Fakat bunların normalde yoğunluğu suyun yoğunluğundan fazla olduğu halde, birkaç katı olduğu halde bu cisimler suyun yüzeyinde batmadan durabilir arkadaşlar. Şimdi bir tanesini hemen deneyelim. Şöyle dikkatli bir şekilde, biraz yavaş hareket etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle yavaşça içerisine atacımızı koydum. Dokundurmadan çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi atacımız şu anda su yüzeyinde yüzüyor arkadaşlar. Daha yakın çekimle göstermeye çalışayım. Evet. Şu anda su yüzeyinde. Sıvı yüzeyindeki moleküller koazyon etkisiyle sıvının içine doğru çekilirler arkadaşlar. Bu yüzden sıvı gerilmiş bir zar gibi yüzey alanını en küçük hale getirmeye çalışır. Bu özellik yoğunluğu sıvının yoğunluğundan daha büyük olan bazı cisimlerin sıvı yüzeyinde batmadan durmalarını sağlar. Sıvıların yüzey alanını küçülterek bir zar gibi davranma özelliğine yüzey gerilimi diyoruz arkadaşlar. İşte şu anda yüzey geriliminin etkisiyle atacımız yoğunluğu fazla olduğu halde sıvının üst kısmında yüzmeye devam ediyor. Şimdi birazdan beherlerimizin içerisine sodyum klorür yani yemek tuzu ve deterjan katıp ne tür değişiklikler olduğunu tekrardan inceleyeceğiz. Şimdi beherimize yemek tuzumuzdan karıştıracağız. Yaklaşık şöyle 3-4 tatlı kaşığı kadar. Yeterli olacaktır. Şu karışımımızı yapıyoruz. Tuzumuzu çözdük arkadaşlar. Yaklaşık 4 kaşık tuz koyduk. 4 tatlı kaşığı tuz. Şimdi tekrar atacımızı dikkatli bir şekilde içerisine yerleştiriyoruz. Beklentimiz yüzey geriliminin daha fazla artması. Yani suyun içerisinde tuz çözüldüğünde yüzey geriliminin artması ve atacımızın su yüzeyinde çok daha kolay bir şekilde kalmasını bekliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi atacımız yine yüzüyor. Rahat bir şekilde, hem de diğerine göre çok daha rahat bir şekilde yüzmeye başladı. Bu demek oluyor ki tuz çözeltisi yüzey gerilimini arttıran faktörlerden bir tanesidir. Arkadaşlar, üçüncü beherimize de yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar deterjan koyduk. Deterjanımızı çözdük. Şimdi bu deterjan çözeltisinin içerisine atacımızı yerleştirmeyi deneyeceğiz. Aynı tekniği kullanacağız. Çatalımızın üzerine yerleştirmiş olduğumuz atacımızı yavaşça, dikkatli bir şekilde yerleştirmeye çalışıyoruz. Aynen diğer beherlere yaptığımız gibi. Fakat gördüğünüz gibi ataç hemen dibe çöktü. Maalesef olmuyor. Tekrar deneyelim. Bunu aslında her defasında kurulayıp tekrar denemek gerekir. Şimdi kuruluyorum ben bir bezle. Şurada bir bezle kurulayalım.
Tekrar deneyelim. Gördüğünüz gibi yine ataç dibe gitti. Bu da bize deterjan çözüldüğü zaman, suyun içinde deterjan çözüldüğü zaman kohezyon kuvvetinin düştüğünü, su molekülleri arasındaki kohezyon kuvvetinin düştüğünü, böylelikle yüzey geriliminin çok da azaldığını, atacın da bu sebeple suya battığını göstermektedir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi dördüncü beyerimize sıra geldi. Dördüncü beyerimizi de yaklaşık 65-70 civarına, santigrat derece civarına kadar ısıttık. Isıttıktan sonra şimdi termometremizi çıkartıyoruz ve yeniden denememizi gerçekleştiriyoruz. Tekrar deniyorum. Batıyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Biraz başlangıçta biraz yüzer gibi oldu ama sonra tekrar battı. İsterseniz son bir kez daha deneyebiliriz. Şöyle kurulayalım. Tekrar deneyelim. Hayır, yine batıyor. Biraz birkaç denemeden sonra aslında bu da yüzdürülebilir. Fakat yüzme işlemi artık burada daha zor gerçekleşecektir. Çünkü sıcaklık kohezyon kuvvetini azaltmış ve böylelikle moleküller birbirine daha az tutunur hale geldiler. Bu da yüzey gerilimini azalttı. Otomatikman ataşımız da artık suya batar bir hale geldi. Arkadaşlar şu anda 4 beherimizi yan yana görebiliyoruz. Sol tarafta görmüş olduğunuz beher musluk suyu var içerisinde. İçerisinde üstünde de ataş yüzüyor gördüğünüz gibi. Sağ tarafta görmüş olduğunuz beherde ise musluk suyunun içerisine tuzlu su karıştırdık. Gördüğünüz gibi ataşımız yine yüzüyor. Burada görmüş olduğunuz beherde ise 60-70 dereceye kadar ısıttığımız su var. Ataç şöyle dibe doğru çökmüş, dipte görünüyor. Ve son olarak da içerisine bulaşık deterjanı koyduğumuz beherimiz var. Onu da yine alt tarafta ataçımız görünüyor. Demek oluyor ki tuz karıştırdığımız zaman moleküller arasındaki kohezyon kuvvetinin artışından dolayı yüzey gerilimi artıyor. Fakat deterjan karıştırdığımız zaman yüzey gerilimi düşüyor. Sıcaklığı arttırdığımız zaman da yine yüzey gerilimi azalıyor. Evet arkadaşlar, 9. sınıf fizik kitabımızda bulunan etkinliklerden birinin daha sonuna geldik. Bu etkinliğimizde yüzey gerilimi ve yüzey gerilimini etki eden faktörleri incelemeye çalıştık. Özellikle madde miktarının, çözülmüş madde miktarının, sıcaklığın ve buradaki etkilerini incelemeye çalıştık. Burada normal musluk suyumuz vardı. Üstünde ataşımız yüzüyordu. Burada içerisine tuzlu su karıştırdık. Ataşımız yine yüzüyor. Deterjan koyduğumuzda ataç yüzmedi. Sıcak su koyduğumuzda da atacımız ya zorlukla yüzdü ya da yüzmedi. Bu da demek oluyor ki sıcaklık yüzey gerilimi azaltan faktörlerden bir tanesidir. Bundan sonra fizik deneylerini yine çekmeye devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.